Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2014 yılı faaliyet raporumuzun ilçemize hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi arkadaşlarımız 2014 yılı faaliyet raporunu müzakere ederken acaba dedim yaşadığımız Zeytinburnu ile konuşulan 2014 yılı faaliyet raporu farklı bir Zeytinburnu'nun faaliyet raporu. Sokaklarda yaşıyoruz. Haklı bir eleştiri var, o da trafik. Sonuna kadar haklısınız. Trafik konusunda. Sonuna kadar. Ama bu şu anlama gelmiyor. Zeytinburnu Belediyesi trafik problemini çözmekle ilgili adım atmadı. Çalışma yapmadı. 2014 yılında tabiri caizse yan geldi yattı. Böyle bir şey yok. Zeytinburnu dün İstanbul'a kapalı olan bir ilçeydi. Ama bugün İstanbul'un tam merkezinde olan bir ilçe. Marmara, gerçekten emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve o bütçeyi oluşturan halkımız olmak üzere herkese müteşekkiriz. Zeytinburnu'na çok büyük bir katma değer katmıştır. İşte her zaman bahsediyoruz. Fenerbahçe'den 15 dakikada Kazlıçeşme'ye gelebiliyorsunuz. Üsküdar'dan 9-10 dakikada Kazlıçeşme'ye gelebiliyorsunuz. Bu yoğunluk Zeytinburnu içerisinde trafik yoğunluğunu da artırdı. Örneğin Kazlıçeşme ile Cevizli Bağ arasında, Topkapı arasında bir ring hattı oluşturuldu. Dolayısıyla içeride yaşadığımız sıkıntılar var. Ha, bu sıkıntıları gidermeye yönelik olarak çalışmalar yapılmıyor mu? Yapılıyor. İmam Hatip yolu 2014 yılı içerisinde yapıldı, gerçekleştirildi. Yeni trafik düzenlemeleri, Turan Güneş Caddesi, tek yön uygulamaları, yine test etmeye çalıştığımız uygulamalar, Maltepe Mahallesi'nde Litros yolu, gerçekten önemli çalışmalar bunlar. Fakat Marmara'ya ilgili yaptığımız çalışmanın geçici olarak oluşturduğu rahatsızlık da var. Bunu da ifade etmek lazım. Bir ay içerisinde Allah nasip ederse kısmi bir rahatlama gelecek. Marmara ile ilgili problem minimize edilmiş olacak. Otopark. Otoparkla ilgili acaba İstanbul'da Zeytinburnu ilçesi kadar 2014 yılı içerisinde yatırım yapan başka bir belediye var mı diye kendi kendime soruyorum. Bu sorunun cevabını tam bilmemekle birlikte şunu açık net bir şekilde ifade edeyim. İstanbul'da 2014 yılı içerisinde otoparkla ilgili en çok çalışma yapan ilçelerin başında Zeytinburnu Belediyesi gelmektedir. Belediye hizmet binamız. Hizmet binasının önündeki 3 katlı otopark. Ve bu otopark belediye bütçesine minimum yükle inşa edilmiştir. Zeytinburnu Meydanı 2014 yılı içerisinde meydanın altındaki otopark faaliyete geçti. Belediye bütçesine 1 liralık yük oluşturmadan inşa edilmiş olan bir otoparktır. Ve faaliyet raporları içerisinde maddi karşılığı olmayan bir şeydir. Burada gözükmez ama yapılmıştır.
Bunun dışında yeraltı otoparklarıyla ilgili başladığımız çalışmalar var. Devam ediyor. Ama şunu ifade edeyim. Zeytinburnu'nda trafik problemi bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Otopark problemi bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Yatırımlar duracak mı? Hayır, durmayacak. Yatırımlar da devam edecek. Yeraltı otoparkları, ulaşımla ilgili yatırımlar, çalışmalar, bunlar sürekli devam edecek. Zaten İstanbul'da, İstanbul gibi büyük kentlerde trafik problemi bitmez. Ama ulaşım probleminin bitmesi lazım. İnsanların bir yerden bir yere gitmesi kolay hale gelmeli. Bu olmuyor mu? Oluyor. İşte Marmara tamamlandığında ulaşım çok daha rahat hale gelecek. Şu an Kazlı Çeşme'den Üsküdar'a, Kadıköy'e, Kartal'a, Pendik'e rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ama bu önümüzdeki birkaç yıllık süreç içerisinde İstanbul'un birçok tarafına rahatlıkla ulaşıyor olmamızı da getirir. Sarıyer'e rahatlıkla ulaşabileceğiz. Havalimanına. Yani İstanbul'un doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine istediğimiz noktaya otomobil kullanmadan ve otobüs kullanmadan metroyu kullanarak rahatlıkla ulaşabileceğiz. Bu şu anlama gelmez. Yolda trafik rahatlayacak. Hayır, rahatlamayacak. Dünyada böyle zaten. Ama ulaşım rahatlayacak. Bir yere bir yere gitmek rahatlayacak. Nitekim Zeytinburnu'nda da o olmuştur. Önümüzdeki yıllar içerisinde daha bir rahatlama Allah'ın izniyle gelecek. Ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma bir öneride bulunuyorum. Görüntülü kaydı var mı bilmiyorum bu konuşmaların ama sesli kaydı var. Ya eleştirilerinizi lütfen daha sonra bir dinler misiniz? Yani şu anda gündeme getirdiğiniz eleştirileri kendiniz sakin bir zamanda bir dinler misiniz? Ben okuyorum, dinlemiyorum ama yaptığım eleştirileri okuyorum. Gerçekten hoş olmayan ifadeler var, hoş olmayan mimikler var. Ben bu kadarıyla yetineyim. Bu kadarıyla yetineyim. Şimdi, eksiklerimiz yok mu? Mutlaka var. Ama bu Zeytinburnu İstanbul'da yaşayanların yaşamak istediği bir ilçe haline gelmiştir artık. Zeytinburnu dışında oturanların oturmak istediği bir ilçe haline gelmiştir artık. Eğitim. Dün sınıflarla kaç kişi vardı bir derslikte? Bugün kaç öğrenci var? Buna bakalım. 16 öğrenci olan derslikler var. Atatürk İlkokulu, Merkez Efendi Mahallemiz, 40'ı aşan sınıflar yok. 40 ve altında 16'ya kadar iniyor. Eğitimle ilgili yatırımlar devam edecek. Eski okullar yenilenecek. 2000 yılında bina yapıldı. 2000 yılında 99-2000 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bulunduğu bina. Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hükümet konağına geçti. Bu binayı elden geçirip okul yapalım dendi. Tamam dedik, biz de yardımcı oluruz. Tadilat işlerini biz belediye olarak yaparız. Ama önce şu binaya bir baktıralım. Binaya baktırdık. BSS'i 7, 9, 13. Yıl
2000 yılında yapılmış olan bir bina. Ne yapacağız bu binayı? Yıkıp yeniden yapmayacak mıyız? Güçlendirmeyecek miyiz? Yani eğitime yatırım faaliyet raporunda, bütçelerde sürekli söylenecek, yazılacak ve bu yatırım da devam edecek. Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu, Ortaokulu, Fatma Süslü İlkokulu, çürük binaları yıkıp yeniden yapacağız. Ve halen yapılmaya devam ediyor. 2014'ün içerisinde yapılan çalışmalar var. Devam eden inşaatlar var. Başlamışlar var. Başlayacak olanlar var. Ve eğitime yatırım devam edecek. Hasan Hüseyin Bey, bu belediyenin başarısız olduğu alan eğitim ve trafik otopark demişti. Ben şunu söyleyeyim. Trafik bizim sorumluluğumuz olmamakla beraber başarısız olduğumuz bir alandır. Kabul. Ama eğitim bizim sorumluluğumuz olmamakla beraber son derece başarılı olduğumuz bir alandır. Bilgi evleriyle başarılı olduğumuz bir alandır. Okulların fiziki eksiklerini gidermekle başarılı olduğumuz bir alandır. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin motivasyonunu artırmaya yönelik yapmış olduğumuz bir dizi çalışmalarla, projelerle başarılı olduğumuz alandır. Türkiye'de en çok kitap okunan ilçelerden birisi haline gelmiştir Zeytinburnu. Evet, Esin Hanım. Bizde teşvikle oluyor, durup dururken de olmuyor. Kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. Kaç kişinin katıldığını, müracaat ettiğini, kaç tane kitap okunduğunu, sınavlara kaç kişinin geldiğini biliyoruz. Var mı 5000 kişinin belirlenmiş kitapları okuyup sınavlara geldiği, girdiği bir başka ilçe? 5000 kişi en az her biri 4'er 5'er kitap okuyor. Bu bizim bildiklerimiz, bizim organizasyonumuzla yapılan işler. Ama onun dışında bizim bilmediklerimiz, kütüphaneler, Zeytinburnu'nda her bilgilerinde kütüphane vardır. Zeytinburnu'nda kültür sanat merkezinde kütüphane vardır. Zeytinburnu'nda kültür sanata Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yatırım yapılmaktadır. Ve bunun karşılığını biz 2014 yılında aldık, Allah'a şükürler olsun. Kültür Bakanlığı dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün kamu kuruluşları arasında kamu yayıncılığı ödülünü alan belediye kurum Zeytinburnu Belediyesi olmuştur. 2014 yılında Allah'a şükürler olsun. Biz söz vermiştik 6 yıl önce. Kültür belediyeciliği denince akla Zeytinburnu Belediyesi gelecek diye söz vermiştik. Belki de Türkiye'de ilk defa yerel yönetim seçimlerinde bir belediye çıktı, ana projelerden, ana hedeflerden birisi olarak kültür belediyeciliğini ortaya koymuştu. 6 yıl önce. Ve biz bunun karşılığını aldık. Almaya da devam edeceğiz. İnanıyoruz ki fen ve imara yapılan yatırımlar, harcamalar önemlidir ama kalıcı değildir. Kültüre yapılan yatırımlar çok çok önemlidir ve aynı zamanda kalıcıdır. Dolayısıyla 2014 yılı içerisinde Zeytinburnu Belediyesi'nin en önemli faaliyeti nedir? Size en çok mutlu eden faaliyetlerimizin başta geleni nedir diye soracak olursanız, bir, sosyal belediyecilik alanında Akdem bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, ben ona dua alma çalışmaları ve projeleri diyorum. İki, kültür belediyeciliği, kültüre yapılan yatırımlar ve bunu da
insanımız takdir ediyor. Biz onu hissediyoruz ve müteşekkiriz. Değerli arkadaşlar, faaliyet raporu görüşmesine geçmeden önce gündemdeki maddeleri değerlendirmiştim. Şimdi ben buradan ilan ediyorum. Merkez Efendi mahallemizde Arnavut Mahallesi diye bildiğimiz, andığımız, isimlendirdiğimiz mahalle. Biz bu mahallenin problemini çözmek istiyoruz. Orada sit alanı içerisinde kaçak, sağlıksız, kötü şartlarda üretilmiş binaların içerisinde kalan insanlarımızın problemini çözmek için Başak Karacı diye bildiğimiz yere o insanlarımızı aktarmak için TOKİ ile birlikte bir çalışmanın içerisindeyiz. Çürük binalarına karşılık oradaki hemşehrilerimize sağlam binalar yapıp vereceğiz Başak Karacı'nda. Ve bu binaların değeri, aldığımız binanın değeri birse, vereceğimiz binanın değeri minimum 5, belki de 10 olacak. İlan ediyorum, bu projeye Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız red oyu verdi. Red oyu verdi. Kültür Vadisi projesine nasıl red oyu verilir? Yani anlaşılır gibi değil. Burada restorasyon yok. Burada Safranbolu evleri var. Burada Türk evleri yok. Burada Osmanlı evleri yok. Ben anlamıyorum. Merkez Efendi Camii yıkılıp yeniden mi yapıldı? Yoksa restore mi edildi? Merkez Efendi Camii, Mimar Sinan döneminin camisi, restore edildi. Merkez Efendi Camii'ni ve çevresini görüp de kötü oldu diyen bir insan var mıdır bilmiyorum. Olabilir belki. Olabilir, mümkün. Yani beraber gezelim lütfen. Beraber gezelim. Yine Mimar Sinan döneminden kalma Merkez Efendi Hamamı'nın restorasyonu kötü mü oldu arkadaşlar? O hangi mimari? Safranbolu mimarisi mi? Yine orada Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin bulunduğu binanın restorasyonu kötü mü oldu? O hangi mimari? Fakat biz orada gece kondu şeklinde yapılmış olan sağlıksız, güvensiz binalar da vardı. Onları da yıktık, onları gelmeden hani Safranbolu mimarisine benzer, o da bizim Türk mimarisinin bir yansımasıdır, yeniden yıkıp oraya gece kondu yapacak halimiz yoktu. Orada bir fırın vardı, orada bir tekke vardı, orada köşkler vardı. İhya edildi mi? Yenikapı Mevlevi Hanesi ihya edildi mi? Bunlar Yenikapı Mevlevi Hanesi döneminde olduğu gibi o zaman tekkeydi. O zaman bir konservatuar gibi fonksiyon icra ederdi. Dede Efendi Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde yetişti. Itri Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde yetişti. Şeyh Galip Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde yetişti. Birçok değer orada yetişti. Bugün de yine birçok değer orada yetişiyor. Sosyal ve kültürel bir dönüşüm yaşıyoruz. Merkez Efendi Mahallesi'nde, Kültür Vadisi'nin olduğu yerde. Merkez Efendi mahallemiz üniversiteyle tanıştı. Üniversite öğrencisiyle tanıştı. Tarihiyle tanıştı. Oradaki kültürel değerleriyle tanıştı. Tanışmaya da devam edecek. Bu hem sosyal dönüşüm, hem kültürel gelişme, hem de Kültür Vadisi'nin içerisindeki çok anlamlı kültürel yenileme çalışmasıdır. Ve inanıyorum ki hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye örneklik teşkil eden bir çalışma olmuştur. Sizlerden destek bekliyoruz. İnanın, Arnavut Mahallesi'ne gittiğinizde ya burada bizim de katkımız var değil lütfen diyebilir. Bu Kültür Vadisi projesinde eleştirdiğiniz nokta nedir? Önerileriniz nedir? Buyurun.
söyleyip onlara yapalım. Eksik olan ne varsa, yanlış yapılan ne varsa geri dönelim, eksiği de tamamlayalım. Birlikte yapalım. Burada bakınız, kültür vadisinin bulunduğu yerde özellikle Merkez Efendi ve çevresinde kamu arazisi yoktur arkadaşlar. Sadece Başak Karacı'nın olduğu yer vakıflarındır. Onun dışındaki, oradaki her yer özel mülktür. Bir kısmını biz kamulaştırarak bu projenin içerisine dahil ediyoruz. Devletin arsasını peşkeş çekmiyoruz. Kamunun arsasını peşkeş çekmiyoruz. Özel mülkü alıyoruz. Bir kısmını kamulaştırarak bu projede kullanıyoruz. Artı özel mülk sahiplerinin yapacakları binalarında bizim projeye uygun olmasını sağlıyoruz. Onunla ilgili çalışıyoruz. Ve Türkiye'de iş yapmak gerçekten zor. Yaklaşık 15,5 yıldır, 16 yıldır uğraştığımız bir projedir. Kültür Vadisi projesi. Hakikaten zor, onu ifade edeyim. İktidar siz de olsanız zor, kendiniz de olsanız zor. Zor oldu, zor. Yani bu memlekette iş yapmak gerçekten zor. 15,5 yıldır uğraşıyoruz. Aslında 7-8 yılda, hadi abartalım 10 yılda çok rahatlıkla bitecek bir proje. Ama Allah nasip etti. Zeytinburnu halkına müteşekkiriz. Bize bu yetkiyi verdi. Bu fırsatı sundu. Biz inşallah bu dönem Kültür Vadisi projesini tamamlamış olacağız. Zeytinburnu'nda sağlıkla ilgili çalışma yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Önce belediyeden başlayalım. Aile hekimlerimizin mekanla ilgili problemlerini büyük ölçüde sembolik kiralarla Zeytinburnu Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz. Onun dışında ağız ve diş sağlığı ile ilgili Akdem'in üst katında bir klinik faaliyete geçti. Zeytinburnu Belediyesi olarak. Çocuklar sadece buradaki hizmetten yararlanıyor ve olağanüstü bir ilgi var. 3 tane hekimimiz ve orada sağlık teknisyeni arkadaşlarımız hizmet sunuyorlar. Yine Zeytinburnu'muzda devlet hastanelerinin dışında özel hastaneler de çok. Artı üniversite hastaneleri de sayısı artıyor. İşte Koç Üniversitesi'nin hastanesi, Tıp Fakültesi Zeytinburnu'na geldi. Biz gelmesi için yardımcı olduk. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Zeytinburnu'na gelmesi için elimizden gelen desteği verdik. Ve Zeytinburnu artı İstanbul'umuz ve güzel ülkemiz çok anlamlı, güzel bir yatırımla tanışmış oldu. Yine Cevizli Bağ'da yine bir üniversitenin hastanesi inşallah 2015 yılı içerisinde olağanüstü terslik olmazsa hizmete geçecek. Destek veriyoruz. Hastaneler konusunda da elimizden gelen desteği veriyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili kültür referanslı kentsel dönüşüm çalışması Kültür Vadisi projesi içerisinde devam ederken afet referanslı kentsel dönüşüm çalışması Sümer ve diğer ilçemizin diğer alanlarında devam ediyor. Geçmişte ne yapacaktık? Örnek projeleri ortaya koymamız gerekiyordu. Koyduk. Yasa yoktu. Ama bugün yasa var. O yasa çerçevesinde biz de çürük binalarla ilgili bina sahiplerine duyuruda bulunuyoruz. Artı onları bilgilendiriyoruz. Yıkılıp yeniden yapılması konusunda hem devletin desteği, hem yerel yönetimin desteği ve bu çürük binalar yıkılıp yeniden yapılacak. Kentsel dönüşümde kamu nezdinde en güzel örneklerden bir tanesi Zeytinburnu'muzda Zeytinburnu Hizmet Binası'dır. 2014 yılı içerisinde yapılan
sadece son final kısmı 2015'e kalan önemli bir binadır. Çürük bir bina. 1996 yılında yapılmış olan çürük bir bina yıkıldı ve yerine Zeytinburnu halkına hizmet edecek olan hizmet binası inşa edildi. Zeytinburnu'na yakışır, Zeytinburnu Belediyesi'ne yakışır, modern, klasik çizgileri de olan ve herkesten takdir topladığımız bir bina ve bu binayı finanse eden Zeytinburnu halkına müteşekkirim. Onların binasıdır. Biz sadece onlardan topladığımız vergilerle çürük binayı yıktık, yerine yeni binayı yaptık. Önündeki otoparkı da yap işlet devletle yaptırdı. Hükümet konağı arsasını biz kamulaştırdık belediye olarak. Projesini biz yaptık. İnşaatta İSMEL projesi kapsamında devletimiz tarafından yapıldı. İşletmesini de kaymakamlık yapacak. İyi işletilir, kötü işletilir. Süreç içerisinde inşallah iyi işletilir. Temennimiz odur. Şimdi şöyle düşünelim. Şu anki ahaliye bakmayalım binamıza, binalarımıza daha doğrusu. Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası. Arkasında askeri göçmenler. Kaldırılıyor. 92 bin metrekare bir kısmı yeşil alan artı donatı alanı oluyor. Hizmet binasının giriş tarafından değil, arka tarafı, orası da mimari olarak giriş gibi çizildi ve o şekilde inşa edildi. Oradan yürüyerek hükümet konağına kadar yeşil alanın içerisinden geleceğiz. Yine oradan yürüyerek Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ne kadar geleceğiz. Akdem'e kadar geleceğiz. Toplam 122 bin metrekarelik bir alan. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin arkasındaki küçük ada dahil 120 küsur bin metrekarelik bir alan. Askeri lojmanların olduğu yer artı askerlerimizle ilgili misafir evinin bulunduğu yer. Burada 92 bin metrekarelik alan yeşil alan olacak. O yeşil alanın içerisinde millet bahçesi yapacağız. Artı donatı alanları olacak. Onun dışında kalan yaklaşık 30-32 bin metrekarelik alanın bir kısmı 2 emsal, bir kısmı da 1 emsallik imara açılacak. Park yaptık. Parkın içerisinde insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar gerekir mi? Bir yeme içme yeri, ihtiyaç giderme yerleri gerekir mi? Gerekir. Onlar parkın içerisine yapılmayacak. Onlar bu imarlı kısmın içerisine yapılacak, imarın içerisine dahil ediliyor. Kafeler, restoranlar, ihtiyaç giderme yerleri, bunlar o imarlı kısmın içerisine yapılacak, yeşil alanın içerisine yapılmayacak. Bir cami, bir gençlik merkezi ve itfaiye yine bu mekanda olacak. Bakınız değerli arkadaşlar, askeri lojmanların kamulaştırma maliyeti 500 milyonun üzerinde, oldukça büyük bir rakam. Bu ödenecek. Askerlerimizle Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapılırken onlara başka yerde lojman yapılacak. Artı diğer ihtiyaçları karşılanacak. Bu da 500 milyonun çok üzerinde bir rakam. O rakam bir yerlerden çıkacak. Nereden çıkacak? Zeytinburnu Belediyesi'nden çıkacak. Artı oradaki
imara açacağımız bir ve iki emsallik yerlerden çıkacak. Bir soku yapamayacağız burayla ilgili. Neticede Zeytinburnumuz ve İstanbul'umuz güzel bir yeşil alana, güzel bir sosyal donatı alanına sahip olmuş olacak. Birkaç yıllık süre içerisinde Allah nasip ederse bu tamamlanacak. 2014 yılının en önemli faaliyetlerinden bir tanesi de askeri lojmanlarla ilgili mülkiyet probleminin çözülmesi olmuştur. Bunu 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun. Değerli arkadaşlar, Zeytinburnu'nda 2014 yılında yapılan faaliyetleri burada anlatmakla hissettiremem. Anlatma kabiliyetim o kadar iyi değil. Onu ifade edeyim. Ama birlikte bu faaliyetlerin olduğu mekanı dolaşalım. Kültür merkezlerimizi dolaşalım. Yeni yaptığımız yolları dolaşalım. Belediye caddesinden şöyle bir yürüyelim. Belediye hizmet binasının önündeki otoparkı, arabalarımızı oraya çekelim. Oradan hizmet binasına çıkalım. Ben sizlere kahve ısmarlayayım. Bütün Zeytinburnu halkına orada ikramda bulunduğumuz gibi. Oradan çıkalım. Kültür Sanat Merkezi'ne gelelim. Zeytinburnu Meydanı'nın altındaki otoparka aracımızı çekelim. Üst kattaki hangi katı çekeceğimizi orada görürüz. Ya yasaklayalım Burger King'i. Yasaklayalım. Gitmeyelim. Hiçbir şey yemeyelim oralarda. Biz orasını yap işlet devletle verdik. Ve biz ihaleye çıkarken o kısımda vatandaş istediği işi yapabilirdi. Projede bunlar var. Burger mi olur? Ama ben milli markaları tercih ederim. Bana kalırsa. Neticede oranın işletim hakkı kendisinde olan firma o markayı tercih etmiş, ona kiraya vermiş. Ama Zeytinburnu güzel bir meydan kazanmış. Oraya biz bir hafta sonu radyo festivalinde katılalım. Sizlere ben orada hamsi ikramında bulunayım. Arkasından çiğ köfte, sonra da Rumeli böreği. Sonrasında da finali Türkistan piramiyle beraber yapalım. Kötü mü oldu? Zeytinburnu insanı Türkistan piramını tanıdı. Doğu Türkistan'dan gelen insan hamsi yedir. Ege'den gelen insanımız, Rumeli'den gelen insanımız çiğ köfteyi tattı. Konya'dan gelen insanımız Rumeli böreğini tattı. Kötü mü oldu insanların bir araya gelmesi? Türkiye Zeytinburnu'nu konuştu. Televizyonlarıyla, radyolarıyla, medyasıyla Zeytinburnu diye bir yer var, meydan var, burada güzel etkinlikler yapılıyor. Üsküdar'dan geldiler, İstanbul'un farklı bölgelerinden geldiler. Kötü mü oldu? Bunların yapılması lazım. Zaten bizim vaadimiz, buradaki etkinlikler İstanbullularla birlikte yapılacak. Onu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Ramazan etkinliklerimiz yine Zeytinburnu Meydanı'nda yapılacak. Yöresel günler çok daha renkli olarak, çok daha renkli ve çok daha zengin olarak yine sonbaharda Zeytinburnu Meydanı'nda yapılmaya devam edecek. Oradan, meydandan kalkalım gidelim Merkez Efendi'ye. Köfte de ısmarlarız. İnşallah orada yeni inşa ettiğimiz fırında yine pişirdiğimiz simitlerden, poğaça böreklerden de ikram ederiz. Tarihte bir yolculuk yaparız. Oradan Maltepe Mahallesi'ne geçeriz. Maltepe Mahallesi'nde Litros yolundan
yeni yapılan Koç Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ne gideriz. Arsa bizim nerede? Arsa kendileri. Hayır, biz gelmesini teşvik ettik. Biz gelmesini teşvik ettik. Devletiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık giderlerini karşılıyor büyük ölçüde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane hanımefendi yıl 2002 Kazlıçeşme tren istasyonuyla stadyumun arasında bir noktada karnı şişkin, rengi solmuş ve sararmış. O dönem AK Parti'nin mitingi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birlikte arabadan geliyorsa önde oturuyor, ben arkada oturuyorum. Hanımefendi durur musunuz dedi, o da durdu. Yaklaştı, bir dedi benim halime bak. Görüyor musun ben dedi, şu halime bak. Ben dedi Samatya'dan geliyorum. Gidiyorum, geliyorum. Gidiyorum, geliyorum. Ne muayene olabiliyorum? Sabah git gel, git gel. Siz dedi iktidara geleceksiniz ve bizim bu derdimizle ilgileneceksiniz. Sizden bunu bekliyoruz. O zaman Tayyip Bey şöyle demişti, dua et kardeşim hayırlısı olsun. Sonra hanımefendi ayrıldıktan sonra dedi ki, Murat dedi, Allah nasip eder, şu millet bize yetki verirse bu memlekette en öncelikle ele alacağımız konu sağlık meselesidir dedi, sağlık konusudur dedi. Dün devlet hastanesine işçi kardeşimiz gidebiliyor muydu? Dün üniversite hastanesine işçi kardeşimiz gidebiliyor muydu? Hastanelerin adı neydi?